Bu hafta Siyomet kurucusu Selim Bey ile beraberiz. Selim Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Murat Bey. Sağlık sektöründe ciddi anlamda bir dönüşüm var. Siz de bu alanda onlara hizmet sağlıyorsunuz. Bir öncelikli olarak Siyomet'i tanıyabilir miyiz? Tabii ki yaklaşık 20 yıldan beridir biz sağlık sektörü üzerinde çalışıyoruz. Operasyonlarımızın, projelerimizin %90'ından fazlası sağlık sektörü üzerinde. Burada ithalatçının ihtiyaçlarından başlayıp onların Türkiye'deki bayileri ve hastane içerisindeki operasyonlarına kadar tüm ERP süreçlerine ihtiyacını karşılayacak programlar ve buna ek projeler de devam ettiriyoruz. Çok güzel. Peki sağlık sektörünü bu kadar geçmiş bir deneyime sahipsiniz. Belki de bilgisayarların kullanılmadığı dönemlerde bile onlarla beraber içli dışlı oldunuz ve yazılım geliştirdiniz o sıfırdan başlayarak. Şu anda baktığınızda sağlık sektörünün yazılım tarafında nasıl ihtiyaçları var? Siz bunları nasıl adresliyorsunuz? Tabii şimdi sağlık sektörünün kendine özel bir çalışma şekli var. Bu fatura kesimi dahi farklı. Faturadaki ürünlerin işte ürün takip sistemi diye bir sistem üzerinden takibi gerekiyor. Hastanelerle entegrasyonu gerekiyor. Ve sağlık sektöründe hizmet alımları söz konusu. Yani siz ürünleri hastaneye veriyorsunuz ama direkt fatura edemiyorsunuz. Hizmetiyle birlikte fatura ediyorsunuz. Dolayısıyla kendine özel bir çözüme ihtiyacı var. Biz bu çözümü sağlamaya çalıştık ve onları çok iyi analize ettik. Ama günümüzde artık standart ERP yazılımları da değil sektörün ihtiyacı verimlilik. Çünkü maliyetler çok yükseldi, döviz bazında yükseliyor. Fakat sağlık sektöründeki firmalar genellikle de TL bazında 2 ya da 3 yıllık fiyat veriyorlar kurumlara. 3 yıl boyunca fiyatı değiştirmiyorsunuz enflasyonist ortamda. Dolayısıyla marjlarınız düşüyor. Ne gerekiyor? Verimliliği en yukarı çıkartmak gerekiyor. Hem verimlilik üzerine çalışmalar hem firmalar tarafından hem de biz yazılımla onların bu verimliliği en yükseğe taşımasını sağlayacak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu çözümlere baktığımızda aynı zamanda Oracle'la beraber işbirliği içerisindesiniz. Evet. Hem database tarafında hem Forms tarafında Oracle'la beraber çalışıyorsunuz. Bu çözümlerin temel olarak sağladığı faydaları nedir? Belki bu verimlilik tarafından da baktığınızda. Tabii çok dinamik bir sektör, sağlık sektörü. Siz de basından takip ediyorsunuz, sürekli yenilikler çıkıyor. Dolayısıyla yazmış olduğunuz yazılımı ertesi sene kullanma şansınız gerçekten az. Sürekli bir değişiklik gerekiyor. Niçin Forms? Forms çok eski bir teknoloji aslında. Onun yerine yenilerini getirdi Oracle. Forms'ta çok hızlı kod geliştirebiliyorsunuz. Yani bugün analizini yaptığınız şeyi 1-2 gün sonra kullanıcının hizmetini sunabiliyorsunuz. En azından test için sunuyorsunuz. Onun yerine yeni programlama dilleri, yani bildiğimiz JavaScript, .NET benzeri şeyler kullanmak istediğinizde bir personelin birkaç günde yaptığı işin ancak bir ayda yapılabildiğini gördük. Diğer yazılım şirketleri de bununla karşılaştılar. Ama gelelim ki Oracle Forms web tabanlı değil. Ama onun yerine Oracle çok güzel bir şey geliştirdi. Uzunca süredir aslında geliştiriyorlar ama 1-2 yıldır istekleri tamamen karşılayacak bir boyuta erişti. O da Apex. Apex ürünüyle avantajımız ne? Kendi sitesine baktığınızda 20x hızlı kod ekran geliştiriyorsunuz diyor. Başta biz de çok inanamadık ama denemelerimizde şunu gördük ki gerçekten bir personelin 20 günde yaptığı ekranı yarım günde bir gün içerisinde rahat rahat bitiriyoruz. Bu neyi sağlıyor bize? Bu kadar hızlı dönüşen bir sektörde yeni program talepleri ya da program revizyonlarını bir ayda yapacağımıza biz 1-2 günde yapabiliyoruz. Hele ki pandemi döneminde personelin zor bulunması, uzaktan çalışma, yurt dışına, beyin göçü yazılım sektöründe eleman bulmayı oldukça zorlaştırdı ve çok da pahalı hale geldi. Yani bizim bütün maliyetimiz %90'ı personel maliyeti. Hayal edin 20 kişiyle yaptığınız işi bir kişiyle yapıyorsunuz. Olabilir mi? Hayal gibi bir şey ama biz denedik gördük oluyor. Yani 20 kişinin işini rahatlıkla bir kişi aynı sürede yapabiliyor.
O sebeple biz bütün artık fokusumuzu Oracle Apex üzerine yönlendirdik. Bu oyun yüz tarafı tabii. Arka tarafta yine Oracle veri tabanıyla çalışmalarımız devam ediyor. Harika. Gerçekten de artık yazılım geliştiricinin zor bulunduğu bir dönemde yazılımı hızlı geliştirmek çok daha önemli hale geldi. Ama bu evet. Noktada şunu da sormak istiyorum. O arka planı da sormak istiyorum. Bir yandan da sizin hizmet verdiğiniz şirketlerin büyük bir çoğunluğu iş sürekliliğini çok ciddi anlamda yakalamak zorundalar. Dolayısıyla güçlü altyapılara güvenmek zorundalar. Hele ki pandemi döneminde ilaç sevkiyatlarının çok kritik olduğu bir dönemde ve üretimin tabii ki kesintiler kabul edilemezdi. Bu çerçeveden bakıldığında altyapıda olmazsa olmaz ne olması lazım? Ve yani siz bu konudaki yorumlarınız ne olur? Tabii zaten Oracle'ı tercih etme sebebimiz de 20 küsur sene önce başladığımızda çok stabil çalışması. Ama altyapılar tabii büyüdü, artık datalar büyüdü. Hastanelere, hele ki şehir hastanelerinde de büyük şehir hastanelerinde de bizim uygulamalarımız çalışıyor. Çok hızlı datalar büyüyor. Orada bir öngörüde bulunuyorsunuz, data bu kadar hızlı büyür diye. Ama bir bakıyorsunuz işte pandemi ya benzeri sebeplerle ya da tahmin öngörülerin çok üzerinde data büyüklüklerine erişiyorsunuz. Bu konuda da Oracle'ın Cloud'ı tabii bizi kurtaran bir teknoloji oldu. Oracle Cloud üzerinde, adı üzerinde zaten Cloud teknolojisi olduğu için ölçeklenebilirlik sağlamak çok kolay. Bugün eğer kaynaklarınız da yetmiyorsa çok kolaylıkla bu kaynakları arttırabiliyorsunuz. Veya farklı versiyonları üzerinde Oracle'da çalıştığınızda sizin gerçek örnekler var elimizde. Yarım saat 45 dakikalık sorgularınızı birkaç saniye düşürebiliyorsunuz. Bunlar tabii böyle hayal gibi şeyler ama gerçekten böyle kullandığınız zaman, yani veri tabanının gücünü kullandığınız zaman elde ettiğiniz sonuçlar da çok başarılı oluyor. İkisini yani ön yüzde veri tabanını gerçekten gücünü kullanmak gerekiyor. Bunların ikisi de zaten Oracle'ın ürünü olduğu için bütünleşik çalışıyorlar. Arada bir uyum sorunu da yok. Biz çok rahat ediyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. İlk 94'te ben bir Oracle Forms'ta ekran yapmıştım. Bugün güncel versiyonlarla Forms'ın, ki web'de çalışan bir versiyon da var. Compiler etsem çalışıyor. Hiç şeyine dokunmuyorum. Üzerinden 25 sene geçmiş. Bugün aynı kodu yeni teknolojilerle de web üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Bu tabii ki çok önemli bir şey. Teknolojinin avantajı bu. Selim Bey çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Siz şirketleri geleceğe hazırlıyorsunuz teknolojilerle. Özellikle sağlık sektöründeki şirketleri. Bahsettiğiniz hususlar çok altın değerinde hususlar. Çünkü teknolojinin sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda hızlı ve esnek olması lazım. Bir de az elemanla daha çok iş çıkarabilir olmak gerekiyor. Bunlar çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.